Selamün aleyküm. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlarım? İnşallah iyisinizdir. Çok şükür Allah'a bin kere şükür olsun. Bizler de çok çok iyiyiz. Hayırlı bayramlarımızı geçirdik. Mübarek bayramımızı, hayırlı geçmiş bayramlarımız hepimizin cümlemizin mübarek olsun. Bayramlarımız nasıl geçti arkadaşlar? Nasıl, iyi misiniz? Nasıl geçti? İyi. Evet arkadaşlar. Bayramları geçirdik. Bayramlar bittiler. Mesailer başladı. Hayırlısıyla herkes işine gücüne tekrar döndü. Adamlar bu sabah işlerine gittiler. Bizler de işlerimize başladık. Valla bu sabah ben erken kalkıp normalde camakene inceydim. Camakende erken serinlikte biraz ot falan yonacaktım. Ama 2-3 gün evvel o kadar yorulmuşuz, o kadar yorulmuşuz ki arkadaşlar. O yüzden inan bu sabah yani kalkıp da aşağıya gelmeye takadım kalmamış ki ne. Kalktım, namaz kıldım. Baktım olacak gibi değil. Tekrar geri vurdum kafayı, bir yattım. 9'a kadar yatmışım. Evet arkadaşlar. O yüzden seralarım otlandılar yine. Otunu yonmuştum, kazmıştım. En son size göstermiştim işte. Patlıcanlarım bakın. O gün halen topladım patlıcanlarımdan. Bakın. Patlıcanlarım, bunlar top patlıcanlarım. Dökmüşler. Bakın. Patlıcanlar maşallah. Çok güzel olmuşlar arkadaşlarım. Garniyarık yaptık. 2 kere kızarttık. Sakasını çok güzel oldu yaptık. Bakın. Evet. Ama otlandı maalesef. Biraz o günü dün akşam biraz geldim. Yarım saat falan çalıştım. Ama akşam oldu. Yine bugün niye akşam oldu? 2-3 günden beri biz çilek yerini söküyoruz arkadaşlar. Cumartesi günden beri. Cumartesi günü 4. bayram işte, eşim evdeydi. O yüzden evdeyken de şeyler, çileklerin yerlerini bir yandan hazırlayalım dedi. Geçen seneki çileğimiz vardı. Artık sararmıştı o, bozulmuştu. Onu söktük. Naylonlarını kaldırdık, hortumlarını kaldırdık. Ondan sonra dün işte şeyini, durnuğunu çekti. Pulluğunu çekti. Bugün de işte durnuğunu çekiyor. İşten geldi, yine yemek yedi. Durnuğunu çekiyor. Bakın. Ondan sonra işte patpatlan ufalar şeyler. Sonra böyle işte yastık yapacağız yine. Çileğinin siparişini verdik. Evet. Geldiniz mi? Sen ne gülüyorsun? Ha? Sen ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun sen? Ne gülüyorsun? Ne? O gülüyormuş, o da gülüyormuş. O gülüyormuş, o da gülüyormuş. Deden ne yapıyor? Zümrüt, deden ne yapıyor? Traktör sürüyor. Dada, traktör mü sürüyor? Evet, traktör sürüyor. Gene bir şey oldu. Pulluğun arkası kopmuş, onu kaynak yaptı. Yok, daha bugün kaç gün oldu? Bir hafta oldu mu? 15 gün olmuş. Yapma kuzum ya. 15 gün olmamıştır daha, 21 günde çıkıyor. Hastaneden birkaç, 28 gün. Zümrüt! Döndüm. Hastaneye kaçındı ki, 2 gün önce bastırdıydı. Hastane. Ha, 21 kaçındaydı? 18'indeydi galiba. Pazartesi günü değil miydi? Ya perşembe günüydü. Bu perşembe bir hafta oldu. Bu perşembe iki hafta olacak. Çarşamba günü gittik hastaneye. Çarşamba günü gittik. Çarşamba, 2 gün önce bastı. Pazartesiydi galiba. Pazartesi mi, salı mı neydi? Perşembe günü hastaneye gittik değil mi? Bezine bak. Perşembe günü hastaneye gittik. Pazartesi mi bastırdık? 2 gün önce bastırdık işte hastanede. Hangi gün bastırdık? Zümrüt! Pazartesiydi işte. Buraya gel deden, çiğnersene, pazartesi koş. Miydi, salı mıydı? Salıydı, hayır pazartesi, hafta içiydi. Çünkü pazar ertesi günü gittim ben şeye. Nereye? Şeye çilek öğrettim ya. Çileğe perşembe günü gittiydi. Çilekten 2 gün önce mi? Hastaneden 2 gün önce mi? Ne bastık? O da öğretmişti ki 18-19'unda gittik. Aynı 17'si falan bastık.
Mahsanın günü ne zaman? Birini önce böyle hazırlıyoruz, bu şey diyoruz, sonra böyle yastık yapıyoruz arkadaşlar, bakın böyle. Buna biz yastık diyoruz, yani tümsek. Tümseklere yastık diyoruz. Bu ne gülüyor ya? Sen ne gülüyorsun? Allah Allah. Sen ne gülüyorsun kız? Komik olan ne? Dedeğe mi gülüyorsun? Kime gülüyorsun sen? Allah Allah. Çocuğa bir hal oldu. Sen ne gülüyorsun güzel? Evet, böğürtlenlerimiz de kanardılar. Bakın arkadaşlar. Bunlar. Bak Ela, şunlar. Şunlar çok güzel değil mi? Bak şunlara. Ben 2 tane yedim böyle, 2 tane zaten yetiyor. Bunlar kompostu var yapılan. Yine bir şey oldu galiba deden istop etti şey traktörü. Öyle azca makine giriyorum ben. Demek dururken çürümüş. Evet arkadaşlar. Ya makine girdim. Biraz ot yonacağım bakalım. Akşama kadar, yonabildiğim kadar. Çünkü yeniden otlanıyorlar çilek işlerin içi. Salatalıkların. Domateslerin içinden ot olmuşlar. Bakın salatalıklarıma bakın. Domatesin de siftahsını ettik. Dün akşam 2 tane gelin koparmış. Daha çok kızarmamışlar ama olsa öyle koparmış, salata yapmış halen. Çok güzel olmuş salatası. Bir yandan otlanıyor. Bakın. Bir yandan yanıyor, bir yandan otlanıyor. Yetiştiremiyoruz. Yetiştiremiyorum arkadaşlar. İnanır mısın? Kaç günden beri inan. Yani o kadar yorulmuşuz, o kadar yorulmuşuz ki. Yani sanki vücudumda kamyon geçmiş gibi kalkıyorum. Yeniden yatıyorum. O naylonları sökmek, hortumları kaldırmak, onları yani işletmek hep kola kanıda binen şeyler. O yüzden birkaç günden beri işte eşim izinliydi. O izinliyken hani değerlendirelim dedik. Bayram geldi, bayramı geçirdik. Bayramdan sonra da ben işe başlamadan 2 gün de dedi, onları da halledelim dedi. Bakın domates kızarmaya başlamış. Bir tane de burada. Bu sene her şeylerimize hastalık geldi arkadaşlar. Ne olduğunu anlayamadık. Artık hava mı vurdu? Havalar, iklimler değişti. Ondan mı oldu? Nedense biberlerimiz falan erkenden yani kurudular. Kuruyorlar biberler. Bunların kanatlarını bile kırmaya bak. Zamanım yok. Yüzüne girmiş yüzüne. Bunlar böyle kırıp doluyordu. Bunlara bile fırsatım kalmamış.
düştü. O da kırıldı be. Kimileri yatmış. Evet arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Nasıl geçti bayramınız? Nasıl geçti tatiliniz? Çok şükür, Allah'a şükür. Bizimkiler de çoluk çocuk. Benim işte çoluk çocuk biraz kalabalık. Hepsi de buradalardı. Herkes yerine gitti, yerleşti. Allah'ım. Geliyorlar zaten. İki güne bir toplaşıyorlar da. Bayramda yine çoluk çocuk hepsi gene buradalardı. Allah'ım. Herkesi yerine yurduna yatıp kavuşturmayı nasip eylesin. Sizlerin nasıl tatilleriniz geçti? Allah herkesin kurbanlarını kabul eylesin. Allah'ım, Rabbim herkese tekrar nasip eylesin arkadaşlar. Otları bir yandan yonarken bir yandan yeniden arkasından otlanıyor bir yandan. Öğlen sıcağında buralara girilmiyor arkadaşlar. Sabah saat 6 ile 10 arası işte girdin girmedin, ondan sonra buralar sıcak oluyorlar. Girilmiyor. Ben bugün bir uyandım. Saat 6.30'muş. Geleyim dedim ben, hani biraz dedim ben Sernik'te dedim ben burada dedim ben biraz dedim cemaatenlerde dedim ben hani iş göreyim dedim. Baktım kafa kalkmıyor, vücut kalkmıyor. Aman dedim artık. Yeniden yattım arkadaşlar. Bir yatmışım. Saat 9.30 geliyormuş. Kalktım. Tekrar yeniden işte. Ondan sonra geldim işte. Sıra sıpaya, tavuğa, köpeğe baktım. O saatten sonra da artık buralara girilir mi? Sıcakta girilmez. Evin önlerini yıkadım. Çiçeklerimi suladım. Çiçeklerimden azıcık orası otunu yondum evin gölgesinde. Öyle böyle işte. Ondan sonra kahvaltı ettik. Kahvaltıdan sonra zaten öğlenin sıcağında. Çok sıcak, aşırı sıcak. Yani bu sene havalara bir türlü aklımız ermedi. Akşamları serin oluyor. Dışarılarda oturulmuyor. Akşam Zümrüt'ün doğum günü vardı arkadaşlar. Misafirlerimiz vardı. Zümrüt'e doğum günü yaptılar. Yaptık yani evin önünde. Evin önünde dediler şey annesi gibi masayı dışarıya hazırlamışlar. Anneannesi gibi falan geldiler. Evin önünde Zümrüt'e de şey kısa kollu giydirmişler şey tarlatanlı gelinlik gibi. Çocuk inan ki ne yani üşüdü. Kızım dedim ben üşüdü bu zaten bir de huysuzluğu da uyumamış gündüz. Huysuzluğu da şetti başladı. Artık gittiler eve şettik. Yani dışarıda da artık daha durur mu ya? Halbuki bak Temmuz ayı girdi. Daha yani bir türlü anlayamadım bu sene havaları nasıl, niye böyle iklimler mi değişti? Ne oldu anlayamadık arkadaşlar. İklimler artık normale mi döndü yoksa iklimler mi değişti yani ne olduğunu bilemedik. Gündüzleri sıcaktan durulmuyor. Dışarılara zaten öğlen sıcağında zaten çıkıp da bir iş yapılacak gibi değil. Anca işte Allah'ım diyorum. Yazıda yabanda çalışanlara Allah'ım yardım eylesin diyorum. Bizim de akşam sabah bir aya kadar fındık işlerimiz başlıyor. Fındık toplayanlar için Allah yardım eylesin. Rabbim kurban oldum Allah'ım. Yine sıcak soğuk. Neyse işi de işte olacak. Hayat devam ediyor. Thank you.
salatalıklarımız bak birer kere topladık halbuki. Halbuki bir daha bir kere toplandı. Bir kere toplamayla böyle hemen hasta oluverdiler, sarardılar. Böyle uçları bak. Normalde bak böyle bu kadar bunlar daha erken olmaları bunların artık. Bakın erkenden büzülmüş etmişler yani bükülmüşler. Anlayamadım yani bu sene. Biberlerim de sen o kadar güzel biberlerim vardı ki arkadaşlar. Yani kalem gibi ince zaten olur olmaz biber diye yok olmayacakmış olsaymış. Bir taraftan bir başladı kurumaya. Maşallah bakalım domateslerimiz. Allah'ım inşallah onlar olsun. Hani hastalık hastalık gelmez onlar olsun. Şu anda güzeller. Hani sadece benimkiler diyorum ben sadece hani benimkiler topraklar hasta, fidelim hasta diyeceğim. Sadece benimkiler olsalar. Sadece benimkiler değil arkadaşlar bütün herkes öyle diyor. Herkes yani herkes diyor. Öyle diyor. Kimisi domatesim diyor. Kara kurum oldu. Bakın buralar yondum. Kurudular buranın da biberleri. Buranın biberleri kurudular artık yondum. Olur olmaz biber. Olmayacaktı yani çok güzel de biberlerim vardı bu sene. Böyle bak böyle buruşuyor. Ondan sonra kuruyor. Anlayamadım bir türlü neden olduysa. Ne yapalım olsun. Sağlık olsun arkadaşlar. Sağlık olsun. Sağlık. Allah'ım bir yerden daha başka bir keder vermesin. Sökerim yerine pırasa fidim bak. Pırasa dikerim artık ne yapayım. Bir ölüme çare bulunmuyor. Her şeye çare var. Rabbim Allah bir yerden keder vermesin. Dert tasa vermesin. Ah çoluğa çocuğa Allah'ım acı vermesin. Evet. Evin önünü yıkadım arkadaşlar. Evin yan tarafını süpürdüm. Evin önünü yıkadım. Çiçeklerimi suladım. Akşam serinliğinde. İyi akşamlar oğlum. Bakın. Çiçeklerim çok güzel oldular. Bunlar bile sıcakta kafalarını büktüler. Artık şimdi sıcakta dedim ben sulasam haşlarını verirler. Artık akşam serinliğini bekledim arkadaşlar. Akşam serinliğine suladım. Bunları suladım hepsini de. Ondan sonra da evin önünü yıkadım. Güzel bakın. Akşam sefası çiçeğim de açtı. Çok güzel arkadaşlar. Bakın beyaz gelinlik gibi sanki çok güzel. Bu zamanlar bir koku oluyor. Mis gibi her taraf evin önünde. Ortan cam da açmış. Kökünden beri kesmiştim ben bunu. Yeniden fışkırsın diye. Tekrar yeniden büyüdü. Bu böyle bu zamanlar açıyor. En fazla 15-20 gün sürüyor arkadaşlar böyle. Yorgun oldum Allah'ım. Şunu da daha güzel. Şuna bakın. Şimdi Rabbimin verdiğine bakın. Güzelliğine bak. Karanfillerim de açmışlar. Pisi. Kedi. Şuranın ışığını yakayım. Yazı biz burada oturuyoruz arkadaşlar. Bizim burası yan taraf yazlık.
O yüzden burada oturuyoruz. Sabah kahvaltısını, çayı falan burada içiyoruz. Akşam geç vakite kadar ama oturulmuyor, serin oluyor. Akşam üşümüşüz, bayağı oturamadık. Bakın küpelerim de çok güzel oldular. Maşallah. Maşallah, subhanallah. Bağ yaprakları artık uçlarından artık şey oldu. Gün dönümünden sonra bir şeyler uçlarından tazelerinden şey taze olur. Şeyden de gerilerek artılır arkadaşlar. Bu sene daha çabuk. Yani daha çabuk artaldı gibi aklım vermedi. Yani bir türlü daha baksana hem çabuk büyümek de bilmiyorlar bunlar. Nanelerimi bir yakıtmıştım, yine büyüdüler. Bunlar da kümesin yanındaki güller bakın. Onlar da açmışlar. Evet arkadaşlar. Sabah erken saatte cemakine gelip çekmek istemiştim ama maalesef kalkamadım. Bugün yorgunluktan kollarım kalkmadılar. Artık akşam serinine biraz ineyim dedim işte. Ondan sonra tam aşağı inerken eşim biraz yardım et dedi bana dedi. Durnunun şeyi kopmuş. Ona kaynak yaptı. Ona fiş takı ve fiş çıkar bilmem keser ve çekiç ve derken biraz ondan oyalandım. Akşam oldu. Bugünkü akşam işte hemen oldu. Evet, fasulye ekmiştim. Nasip olursa burayı da çilek yapacağız arkadaşlar biz. Burayı tekrar yeniden işte söktük. Normalde çilek yerine çilek yapmıyorduk. Ama bu sene bakalım deneyeceğiz. Çünkü öbür çileğim de kurursa yani başka çileğim kalmıyor. Bakalım şansımıza bu sene bir deneyeceğiz. Yerin dedik hani erkenden sökeriz. Tavlandırırız hani birkaç kere süreriz, bir şey yaparız, gırgırlarız. Ondan sonra yerine hani kembere sereriz. Şey deriz bakalım dikelim dedik bu sene. Normalde bir sene dinlenmesi gerekiyor. Ama bakalım bu sene. Çünkü başka çilek dikecek yer ta aşağısı var. Orası da çok uzak geliyor. Bu sene yılan çok diyorlar arkadaşlar. Dün eşim çift sürerken bakın. Bu şeyleri beni çağırdı. Bunlar ne diye. Ben de bilemedim. Bunlar ne yumurtası olduğunu bir türlü anlayamadım. Ben de bilemedim. Yani sizler biliyorsanız yani bilemiyorum bunlar. Birkaç tane böyle toprağın altından çıkmış. Halen beni çağırdı. Bunlar anlayabiliyor mu bu ne diye. Ben bilemedim arkadaşlar. Halen elime de almaya korktum. Yılan yumurtası bu kadar küçük olur mu yoksa gökyeşil yumurtası mı yılan yumurtası mı ne olduğunu bilemedim. Dün de elendi gün eşim yazlığa gitmişti. Orada gölgede böyle fındık çipiyle ayıklayayım diye gölgede 2 ocak 3 ocak fındık ayıklamış. Yanımdan diye haşır haşır diye bir şey geliyor diye baktım diye yılan diye. Az biraz da büyük değil diye korkmuş. Ondan sonra eve gelmiş bu. Sonra işte akşam serininde artık gitmedi. Madem dedim ben evin altında dedim ben buranın naylonlarını sökelim. Madem burayı halledelim dedim. Bu sene herkes yani öyle diyor. Çok yılan var diyor. Bir de yılanlar aşırı büyük diyorlar. Yani biz öyle yani biz de görüyorduk ama bizim bu naylonların altından da yani büyük çıkıyordu. Bilmiyorum bu senekileri daha bir değişik yılan diyorlar böyle yani artık zehirli mi yoksa yani nasıl bilemiyorum. Yoksa şimdi azgın zamanı mı? Yumurtlama zamanı mı? Artık nedense biz bunlara bakın bunları böyle tüm naylonların altına damla hortum seriyoruz. Bakın bunları ondan sonra tümsek diyoruz. Biz bunları yastık yapıyoruz.
Evet arkadaşlar. Çileklerimizi artık sonlandırdık yavaş yavaş. Bitiyor artık. Normalde bitmemesi gerekiyor ama bu sene yağmurlar sürekli yağmur yıllar yağdı. Yani bir güneş açtı, bir arkasından yağmur yağdı. Yani çilekler çabucak yani bittiler. Aralarına çürüyen çok oldu. Evet arkadaşlar. Akşamleyin kısa bir video çekmek istedim. Size hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinize Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Birkaç günden beri bayramıydı, şeydi derken çekemedik, şey demedik videolarımızı. Ben de evden uzak kalıyorum. Bir de benim internetim, telefonum interneti de bitmiş. Evden de biraz uzakta çalıştığımız için çok çekemedim, şey yapamadım. O yüzden birkaç gün önce malum bayramdı. Herkesin de bayramı vardı. Tatilde tabii herkes çoluğun çocuğun büyüklerinin gurbette annesinin ailesinin yanında gittiler. Herkes malum. Şimdi Rabbim herkesi kurban olduğum ya Allah'ım evine yuvasına kavuştursun. Herkes yerleşmiştir inşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet olun. Bugün kısa bir video çekmek istedim. Hepinizle merhabalaşmak istedim. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Unutmayın. Sağ olun, Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar olsun.